Kardeşler, bir menkıbe anlatarak sözlerine başlamak istiyorum. Ayet değil, hadis değil, tarih midir bilmiyorum. Tarihi bir olay mıdır, onu da bilemiyorum. Şerif Efendi'nin birisi postunu bırakacağı müridini tayin etmek için müritlerini imtihan etmek istemiş. Birisi Şeyh Efendi'nin postuna oturacak, vekili olacak. Filan gün sizi imtihan edeceğim, hazır olun demiş. O gün müritleri oturmuşlar. Hepsi Şeyh Efendi'nin postunun sahibi olmak için nasıl imtihan edeceğini merak etmişler. Şeyh Efendi birinci adaya demiş ki, yavrum demiş, bugün Allah şu kainatın idaresini sana devretti, kabul et. Neler yaparsın, anlat bakayım demiş. Mürit, efendim demiş, evvela Allah'a isyan edenleri kaldırırım ortadan. İbadette gafil olanları ikaz ederim der. Böyle Şeyh Efendi'nin gönlünü celp edecek, bu özel gayretini ispat edecek teklifler sunmuş. Peki ya, öbür müridine sormuş. O da benzer şeyler cevap vermiş. İbadete önem verdim, zikre önem verdim. Üçüncüye sormuş, benzer şeyler. Dördüncü, benzer şeyler sormuş. Son mürit, imtihana gelen son mürit, efendim demiş, ben hiçbir değişiklik yapmayı düşünmem demiş. Neden düşünmüyorsun demiş. Efendim demiş, Allah-u Teala kainatın idaresini bugün bana devrettiyse, bugüne kadar o idare etti. Bugüne kadar yanlış yapmadı ki Allah-u Teala ben değişiklik yapayım. Ne olduysa olduğu gibi devam ettirdim. Vardır Allah'ın yaptığı işte bir hikmette, kafiri de yediririm, fakiri de yediririm, namaz kılanı da yediririm, kılmayanı da yediririm demiş. Şeyh Efendi bu cevaptan memnun olmuş. Sen kulluğu anladın, Allah'ın maksadını anladın demiş ve postu ona teslim etmiş. Ne kadar doğrudur, eğridir bilmem. Dedim ya, ayet değil, hadis değil, nihayet bir menkıbe. Şimdi değerli kardeşler, biraz önce mukaddim kardeşimizin de temas ettiği gibi artık dayanılması güç günler geçiriyoruz. Sömürünün, zulmün ve despotluğun en ağır şekillerini üzerimize uyguluyor. Biz her ne kadar Rabbimizin cenneti ve rızası bizim en büyük hedefimizdir diyorsak da, gerçekten dayanılması ağır bir süreç geçiriyoruz. Bugün burada yapacağım konuşmada iki sorunun cevabını vermiş olacağım sonunda. Birincisi, biz ve diğer Müslümanlar yeryüzünde Müslüman olmadan yaşayan diğer insanlar var. Bu geçirdiğimiz badire normal midir? Veya bu normal süreyi, bu badireyi biz mi abartılı görüyoruz? Birinci cevaplanacak soru budur. Bunu cevaplamaya çalışacağım. İkinci olarak da bu yaşadığımız veya Müslümanların yaşadığı olaylar Allah-u Teala'nın ne gibi hikmetlerine binaen başımıza geliyor?
Elimize konuşmamın küçük bir özeti broşür olarak dağıtıldı. Oradaki başlığı Kur'an'da Firavun'un ne işi var şeklindedir. O başlığın altında da bu cevap veriliyor. Kardeşler, evvela biz iman ediyoruz ki kainatta küçük büyük her şey Allah'ın kabzası içindedir. Onun iradesi dışında hiçbir şey olmuyor. Hatta Allah'ın kudretini izhar eden en büyük örneklerden birisi de kendisine isyan edecek en büyük asileri de iradesiyle yaratmış ve onlara güç vermiş olmasıdır. Kıyamete kadar sana isyan edip asi toplamak istiyorum, bana güç ver diyen iblise istediğin senin olsun dememiş midir Allah Teala? Şirreddin ve isyanın başı olan iblisi kıyamete kadar yetecek şekilde enerjiyle ve kinle yeryüzüne gönderen de Allah'tır. Bugün ve dün, yarın olup bitenlerden tek bir yaprağın ağaçtan düşmesini bile istisna etmemek şartıyla Allah üstleniyor. Yani tek bir ağaçtaki bir yaprak bile onun emri ve iradesi olmadan, Levh-i Mahfuz'da yazılı olmadan düşmezken ağaçtan taptaze delikanlılar, gencecik insanların yere ölü olarak düşmeleri, toplumların dalalete doğru sürüklenecekleri büyük bir furyanın, fırtınanın yeryüzünde hakim olmasını onun iradesi dışında olmuş bir olay olarak göremeyiz. Bu zaviyeden böyle görüyoruz. Bir başka zaviyeden de kardeşler, bugün olup bitenler facia diye adlandırılacak ebattadır. Ama asla ilk değildir. Asla ilk değildir. Ne yeryüzünde Ahmet Yasin gibi mübarek şehitler ilk defa görülüyor, ne de katiller, zalimlerin ilk görünen şekilleridir bunlar. Yeryüzünde 6 kişi varken yine katliam vardı. 600 kişiyken de katliam vardı. İmani manadaki zulüm olan şirk ve fiziki manadaki zulüm, hangi çeşidini alırsanız alın, yeryüzünde huzurlu 24 saat geçmemiştir. Bu yaratılışa aykırıdır. Firavunsuz Musa olmaz. Çünkü Musa'nın gelmesinin gereği Firavun'dan kaynaklıdır. Kur'an-ı Kerim Musa Aleyhisselam'ın yaratılışını, anne karnına düşüşünü veya yeryüzüne gönderilişini anlattığı Kasas suresine başlarken Firavun'un zulmü yeryüzünü kuşatınca Musa Aleyhisselam'ın gönderdiğini anlatıyor Allah. Demek ki Firavun orta düzeyde kapitalist bir mantıkla hareket etse Musa Aleyhisselam'ın gelmesi gerekecekti. Burada Allah-u Teala'nın yeryüzünde kurduğu düzeni anlamak zorundayız. Bu düzen bir bahçe düzeni değildir. Bir salon düzeni değildir. Orman düzenidir. وَلَوْ لَا دَفْرُ اللّٰهِ نَاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضُهُمْ Allah insanları birbirine kırdırır olmasaydı diye ayette var. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَحْدَةً Tek kelime üzerine birleşmiş bir millet olarak da yaratabilirdi Allah. İnsanların genel olarak Müslüman olanlar ve olmayanlar ayrımı, Müslümanların içindeki küfrün karşısında tek parça olmayı engelleyen anlayış farklılıkları vesairesi hepsi Allah-u Teala'nın planının en işleyen şekillerinden birisidir. Şimdi
Biz bunu kardeşler daha iyi anlamamız için bir örnek vermem gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin 23 yıl süren peygamberlik dönemini genelde tarih mantığıyla Mekke dönemi ve Medine dönemi diye ikiye ayırırız. Böyle öğretildi, elhak doğru. Ve Mekke dönemini işkence dönemi, Medine dönemini de küfrün baş ezildiği için huzurlu, mutlu, düğünlerin çok rahat yapıldığı bir dönem olarak görürüz. Hatta Mekke dönemine ait, Mekke dönemini anlatan kitaplara Mekke dönemi, işkence dönemi diye başlık koyuyor. Medine döneminde de bayrağın dalgalandığı, her şeyin dümdüz gittiği, virajsız günler olarak anlatılıyor. Kardeşler, kronolojik olarak sadece Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in 23 yıllık dönemini alın, Mekke'de olan olaylarla, Medine'de olan olayları, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in mübarek zatına yönelik olan eziyetler itibariyle alın. Kur'an-ı Kerim'e olan baskılar itibariyle alın. Yani Mekke döneminde ve Medine döneminde İslam başıyla ve öncü kadrosuyla çektiği sıkıntılara, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in gördüğü eziyetlere bakın, Medine dönemi daha yoğundur. Mekke döneminde kaç şehit var? Medine döneminde kaç şehit var? Mekke döneminde işkence gören sayısı, Medine'deki işkencenin kaçta kaçına tekabül ediyor. Sadece bir mağmurada olup biten 40 şehit Mekke'deki tamamından daha fazla. Bu da işkence türü. Tuzağa düşürülmüş 40 tane ashab-ı kiramın en hafız, en âlimleri tuzakla öldürülmüştür. Mekke'den saysanız işte Yasirler, Sümerge'ler 20 rakamını dolduramazsınız. Sadece bir mağmurada 40 kişi var. Şehit olarak Mekke'de, Medine döneminde. Yani Medine dönemi, her şeyin dümdüz gittiği, kuralların işlediği bir dönem filan değil. Bilakis Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece hanımına yapılan, annemize yapılan zina iftirasından dolayı haftalarca macun tutar gibi mescide bile başını ilk olarak gelmesi dönemini alsanız, sadece o olayı alsanız Mekke'den daha vahimdir. Sadece onu alsanız. Uhud nedir? Hamza'yı kaybetmiş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in. Yani Medine'de kardeşler 9 yılda cihat izni verildikten sonraki 8,5, 9 yılda değil, 8,5 yılda 63 adet savaş yapılmış. Kaç bine bir savaş düşüyor? İslam devleti veda halkesiyle beraber oturdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Refika Ala'ya yükseldi. Ve Hazreti Ebu Bekir'le beraber oturmuş bir devlet sistemi başladı. Alın Hazreti Ebu Bekir'de 2 yıl, Hazreti Ömer'de 10 yıl, Hazreti Osman'da 12 yıl, Hazreti Ali'de 5 yıl. Bakın huzurlu yıllar. İslam insanlara toprağın üstünde medeniyet vaat ediyor. Ama ciddi bir hayat hiçbir zaman vaat etmemiştir Allah Teala. Tam aksine Kur'an-ı Kerim وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاءَ بِلَا بَيْنَا نَاسْتَمِشْتِ Gel gitler olacak, yükselmeler, inmeler olacak. Bu yolu Allah virajlı kurmuştur. Dolayısıyla bugün yaşadığımız olaylar belki 100 yıl önce yaşanan olaylara göre isimleri değişmiş, şekilleri değişmiş olaylardır ama nitelik olarak müminin imtihan edilmesi zaviyesinden bakıldığında aynı olaylar. Aynı imtihanlara tabi tutulmuşlar. Moğolların Bağdat'ı işgal etmesiyle şimdiki işgal arasında çok fark yok. Bugünkü cami yıkmaları da tarihin ilki değildir. Aynı olaylar Bağdat'ta 100. defa belki oluyordur. İslam bize hayali bir proje vaat etmemiştir. Bilakis kimin daha iyi amel yapacağını göreceğimiz bir yıl badirelere bizi davet etmiştir. Allah'ın daveti budur.
Bu davetinde Allah kullarını tuzağa düşürmemiştir. Eğer yeryüzünde huzurlu, böyle tesbihini çekecek, camiye gidecek, emekli tipi bir hayat vaat edecek olsaydı bir kula, sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e vaat edilirdi. Kısacası efendiler, bu hayat normaldir. Bu böyle yaşanacak. Yılanlar ve üzülenler, kahrolanlar, bir kenara çekilenler kaybedecekler. Her sabah hiçbir şey olmamış gibi mücadeleye devam edenler kazanacaklardır. Belki Firavun'un ismi değişecek ama Firavunsuz bir dünya olmayacak. Firavunsuz dünya talebi tabiata aykırıdır. Allah'ın tabiatı yarattığı kurallara aykırıdır. Bu kıştan nefret edip hep bahar istemek gibidir. Hep bahar olsun, hiç kış olmasın demek gibidir. Hayır, kış da olacak, bahar da olacak, yaz da olacak, sonbahar da olacak. Hepsinin ortağına, ortak paydasına hayat dediğimiz gibi mümin olacak, kafir olacak, müminlerin arasında problem olacak. Onlar kafirlere mağlup olacaklar. Sonra birleşecekler, kafirler mağlup olacaklar. Bu hayat böyle devam edecek. Bizden önce de böyleydi. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den ve onun ilk ashabından, ilk büyük insanlardan canlı örnekler vererek izah etmeye çalıştık. Efendimiz Aleyhisselam'da da böyleydi. Ondan sonra işte bize gelinceye kadar ki dönemi çok büyük oranda biliyoruz. Böyle, bundan sonra da böyle olacak. Ağustos ayında güneşin 40 dereceye kadar ısıtacağını duyup da şimdiden hayatı terk etmeye benzer yeryüzündeki bu İslam'ın karşısına dikilmiş güçlerin zulmünden ürküp eve kapanmak gibi. Yalnız kardeşler, bir meselenin ayrıntısına girmemiz gerekiyor. Şimdi İsrailoğulları Firavun gibi pek çok zalime rahmet okutturacak bir despotun zulmünden el aman etmişlerdi. Allah Teala Musa Aleyhisselam vasıtasıyla onları kurtardı. Ancak İsrailoğulları Firavun'un kırbaçları altında ezilirken sadece kırbaç yiyorlardı. Ve kurtulmaları için Allah'ın 5 büyük peygamberinden birisi onlar için görevlendirilmişti. Yani zulüm görüyorlardı ama bu zulüm devam ederken onlar Allah-u Teala'dan kopmamışlardı. Kaybettikleri huzurlarıydı, zenginlikleriydi, yedikleri dayaklar yüzünden çektikleri işkencelerdi. Firavun'un öldürdüğü veya acı, sakat bıraktığı insanların acısına yandılardı. Lakin Firavun'dan kurtuldukları gün Allah'ı da kaybettiler. Nasıl oldu bu? Kızıldeniz gözlerin önünde mucize oldu. Ve karşı tarafa geçtiler. Koca deniz, bugün haritada gördüğümüz İstanbul Boğazı'ndan daha büyük denizdir. Karşıya geçtiler. Bir mucizeyi gözleriyle gördüler. Filistin topraklarını geçtiler. Oturdular. Ya Rab, bu mucizeyi bize gösterdin. Firavun'dan kurtulduk, bir de bu mucizeyi gösterdin demediler. Allah bizi buraya getirdi, neyle doyuracak bizi? Pişmiş bıldırcın ve helva gönderdi Allah onlara. Gökten indirdi gözde. Sabahleyin kalktılar, kapılarında pişmiş bıldırcın gördüler. Teşekkür etmek için Musa Aleyhisselam'a gitmediler. Biz pırasaya alıştık, pırasa istediler. Sarımsak istediler, soğan istediler. İstedikleri şey yani orijinal bir şey olsa. Yok güvercin istiyoruz deseler o da bir anlamı var. Kur'an'dan görüyoruz. Musa Aleyhisselam, ya etmeyin böyle, ne yapıyorsunuz siz? Dedi, tabi dinletemedi. Tuttu Musa Aleyhisselam dedi ki biz bu topraklara geçtik. Burada eskiden kurulmuş küçük bir devletçik var.
Hazır biz kalabalığız. Kalabalık bir insan, gidelim bu adamlara bir göz daha verelim. Bizi burada rahat bıraksınlar. Dedi Musa Aleyhisselam. Ne cevap verdiler? Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz bunu. Musa Aleyhisselam, bunların gelin, burada küçük bir devletimiz olsun, bize kimse dokunmasın diye teklif verdi. Musa Aleyhisselam'a hakikaten ya, biz geleceğimizi hazırlayalım falan dediler. İzhar, ente ve rabbuke fekatila, inna lehuna ka'idun. Sen Rabbinle git, gerekli savaşı yapın, biz burada sizi bekleriz. Firavundan kurtuldular, cennetin kapısına geldiler. İnsanoğlunun bir daha görmediği ve göremeyeceği dev bir mucize gözlerinin önünde gerçekleşti. 800 yıllık Firavun imparatorluğu onların elinde çöktü. Ama o gün Allah'a da kaybettiler. Ne oldu? Peygamberlerin lisanından, meleklerin lisanından, Allah'ın kitabından lanetlenmiş millet oldular. Firavun'un zulmünden ahirete gitselerdi belki şeyin şöyle alıp gideceklerdi. Burada ne noktasına geliyorum? Bunun tarihte ilk ve son örneği Beni İsrail değil. Yani burada Allah imtihan ettiği zaman kullarını, Firavun'un zulmü altında imtihan etmesiyle rehavetle imtihan etmesi arasında aslında hiçbir fark yok. Bazı müminler mesela işte Avrupa Birliği'nin hürriyetçi şartlarına kavuşabilsek ah ne İslami faaliyetler yapardık falan zannediyorlar ya. Korkarım inanıyı mumla ararız. Bir Said Nursi yetişsin, bir Süleyman Efendi yetişsin diye. Allah'ın imtihanını Firavun'un şemsiyesi altında veya Kanun'un paralarıyla olması arasında bir fark yoktur. Allah kullarını nasıl bir kulluk yapacaklarını görmek için imtihan ettiğine göre bu imtihan ister Firavun'la olsun, ister Kanun'un parasıyla olsun, İsterse başka bir yolu olsun, imtihan imtihandır. İşte İsrailoğulları örneğinde görüyoruz ki Firavun dönemi çok zulüm dönemiydi. Kahır çekilen bir dönemdi ama kimsenin Allah'ı ve cenneti kaybettiği bir dönem değildi. Gelindi, hazır peygamber onlara devlet kuracak, nimetler, mucizeler yağıyor, susuz kaldılar Musa Aleyhisselam'ın bastonun yere vurmasıyla pınarlar çıktı yerden, içtiler, doydular. Lakin elhamdülillah diyemediler. Halbuki Firavun'un günlerinde Allah'a sığınıyorlardı. Elbette bu sözün anlamı şu değildir. Yani biz para pul istemeyiz, başımıza bir cellat isteriz, dövsün bizi devamlı. O öyle değil. Önemli olan kul Rabbinin huzurunda imtihan pozisyonunda olduğunu bilmesi gerekir. Bu şu veya bu şartla olduğunda hiçbir şey değişmiyor. Nitekim ashab-ı kiramda benzer sıkıntıları yaşamışlardır. Yani ashab-ı kiramda cepleri para gördüğü zaman şimdiki bizim deyimlerimizde şu kadar ki İsrailoğulları gibi dik kafalılık yapmadılar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onları ikaz edince hizaya geldiler. Bu sefer yaptıkları hata ecre dönüştü onlar için. Kardeşler, işin hülasası şudur. Bize nasıl Rabbimiz camilerde ibadet edin, ecir vereyim, size sevap vereyim demişse camiye sokulmadığımız günleri de ecre dönüştürüyor zaten. Nasıl Rabbimiz gayret edin, gayretinize sevap verin, cihad edin, cihadınıza sevap verin buyuruyor ve elini de sevaplandırıyor, cennetiyle mükafatlandırıyorsa
eli kolu bağlanmış. Esaret altında kıpırdamayan bir müminin niyetine de aynı şey veriyor Allah. Önemli olan bizim beyinlerimizin bu ruha, bu anlayışa hazır olup olmadığıdır. Eğer biz bu ruha hazır değilsek, nice insanlar Hazreti Ömer'in yönetimi altında oldukları halde övülecek bir durumda olmadılar. Hazreti Ali'nin yönetiminde olup cehennemi boylayanlar da olur. Önemli olan Hazreti Ali'nin döneminde yaşamak, Ömer'in döneminde yaşamak değildir ki. Yaşadığın dönemi Ömerleştirmek, yaşadığın dönemin Ali'si olmak, Ebu Bekir olmak önemlidir. Ne Firavun'un gönderilmesinde Allah'ın bir duyumu vardır, ne de Musa Aleyhisselam'ın gelmiş olması rahmetin sınırsız bir şekilde indiğini gösterir. Kimisi Firavun'un döneminde deryalar olmuş, cenneti kazanmıştı. Kimisi de Musa Aleyhisselam'ın eli altında olduğu halde buzağıya kaptığı için müşrik olarak cehenneme yuvarlanmıştır. Yani buzağı icat edip ona tapınan kim bilir kıyamet günü ne kadar ah vah edecek, keşke Firavun döneminde dayak yiyip ölen müminlerden olsaydı. Musa'nın varlığı Aleyhisselatü Vesselam sadece onun cehennemin olmasına neden oldu. Başka bir şey yaramadı ki. Biz Allah-u Teala'nın planını kendi gözümüzle bakınca bir yerinde zulüm, bir yerinde azabı abartılmış gibi görüyoruz. Ama Allah'ın gözüyle bakıldığında mutlak bir adalet var. Fırsatı değerlendiremeyenler, yani işte Kur'an kursları kapandı, vakıflar kapandı, çocuklarımızı bize eğitemedik diyenler aslında bu sözü kendilerine inandırıyor. Allah Teala inandıramazdır. Çünkü bin kere daha zor şartlarda insanlar mağaralarda, ormanlarda, bodrum katlarda çocuklarını okutup alimler yaptılar. Kur'an-ı Kerim emanetini sırtlarına koydular. Biz müminler olarak mazeret uydurma uzmanları olamayız. Herhangi birimiz için melekler maşallah, maşallah ne güzel mazeretler uyduruyor, maşallah diyecek hali yok herhalde. Mazeret uydurmak diye bir sanat dalı yoktur. Bütün özürleri aşıp Allah'ın rızasını kazanmaktır. Övülecek olan şey. Firavun'un varlığı, Karun'un varlığı, Haman'ın varlığı asla bizim için bir engel değildir. Kur'an-ı Kerim'in enteresan örneklerinden birisini daha dile getirmek istiyorum. Kardeşim Firavun tıpkı şimdiki gibi istihbaratıyla vesairesiyle sokaklara, çarşılara her yere hakim oldu. Hatta insanların hangi çocuğu ne zaman doğurmasının gerektiğini bile yönlendirmeye kalktı. Erkek çocukları öldürün dedi, öldürttüler. Derken burada önemli bir nokta var. Musa Aleyhisselam artık dayanamıyoruz. Bu Firavun işi abarttı. Ne yapacağız biz ya Rabbi dediğinde Allah Teala ne cevap verdi Musa Aleyhisselam'a? فَجَعَلُوا بُيُّتَكُمْ قِبْلَةً O zaman evlerinizi kıbleleştirin dedi. Biz sokaklara ve ticarete hakim olamıyoruz. Firavun ezip geçiyor deyince Musa Aleyhisselam فَجَعَلُوا بُيُّتَكُمْ قِبْلَةً Evlerinizi kıbleleştirin. Yani evleriniz mabede dönüşsün. Evinize hakim olamaz çünkü. Gece kaçta yatıp kalktığını kontrol edemez Firavun. Bu اَقِيمُ الصَّلَى Namazında hakkını verin, ve beşşiril müminin, o zaman müminlere zaferi müjdele diyor Allah Teala. Demek ki Firavun kadar yükselse zulmün ağırlığı, Allah'ın müminlere gösterdiği çare, evleri bu zulmün dışında tutmaktır. Evler zulmün dışında tutuldu. Namazın da hakkı verildi mi, müminler için müjde hazırdır. Ölse de müjde hazırdır, yaşasa da müjde hazırdır. Firavun bu açıdan bakıldığında Allah'ın yolunda bir engelliği yoktur. Çünkü Firavun'un engellemelerinden dolayı
yerine getirilemeyen emir ve yasaklarının hesabını sormuyor Allah Teala. Ama firavunlaşmış nefislerin ve zevklerin engelinden dolayı Allah'ın emir ve yasakları yerine getirilemediğinde, mümin laubalileştiğinde hiçbir özür beyan edemiyor Allah Teala'nın huzurunda. Kardeşler, bir mesele daha var. Kur'an-ı Kerim'imiz 74 yerde Firavun'dan bahsediyor. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in ismi bunun onda biri kadar bile alınmıyor, biliyor musunuz? 74 defa Firavun'dan bahsediyor. Ama bunların bir bölümü Firavun'un adı olarak anılırken, diğer bölümünde Firavun'un adamlarından, işte Firavun'un yönetim tarzından, Firavun'un danışmanlarından bahsediyor Allah Teala. Tamamını topladığımızda Firavun'la ilgili ayetler neredeyse Kur'an-ı Kerim'in yarım cüzüne tekabül edecek kadardır. Firavun'u anlatan ayetler. Hatta Firavun'un en müstehcen sayılacak sözlerini bile Kur'an-ı Kerim naklediyor bize. Ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim dedi diyor. Dile getirilmesi ağır sözlerini bile naklediyor. Ama bir şeye dikkatimizi çekiyor Allah Teala. Firavun'un ismini vermiyor mesela. Firavun isim değil çünkü. Firavun kral demek. Padişah demek. Bir sürü firavun var. Kral bey demek gibi bir şey bu. Hangisini kastettiğini söylemiyor Kur'an-ı Kerim. Ya ne yapıyor? Firavun ve adamları diyor. Firavun'un danışmanları diyor. Firavun'un yağcıları diyor. Benzeri kavramları kullanıyor. Neden? Çünkü Allah Teala bizi Firavun'a karşı uyandırmak istemiyor. Firavun'un kurulu sistemine karşı bizi uyandırıyor. Nitekim Firavun'dan daha önceki dönemde Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'da yönetime katıldığı dönemde, ki adamın adı da Firavun'du gene, Kur'an-ı Kerim ona hakaret etmiyor. Üstelik yani Yusuf Aleyhisselam'a ilgi göstermesi yüzünden çok övülecek bir usulda da anlatıyor. Önemli olan Firavun'un şansı değildir. Firavun'un sistemidir önemli olan. Müminler bütün çağlarda şahıslara zulmü bugün temsil eden filanca despota, filanca zalime gördü ki işte İslam'ın bizim kulluğumuzun önündeki zulmün başı budur, engel budur. Bu adam gitse her şeyi düzelecekmiş mantığına sahip olamaz müminler. Çünkü Firavun aslında bir sistemdir. Bu sistemin başı da kapitalizm, komünizm filan değildir. Kapitalizmin adı, komünizmin adı, faşizmin adı olmayan zamanlarda faşizme rağmen okutacak durumlar vardı. Asıl bu sistemin başı iblistir. İblis bunu kimi zaman tanklarla işini gördürtüyor, kimi zaman da banka kartlarıyla gördürtüyor. Bazen yazar çizerleri kullanıyor. Bazen sanatçı diye kalkavukları kullanıyor. Mühim olan kuruluş sistemi tanımak ve bu sistemin gerçek banisi ve işleticisi, asıl sahibi olan iblisi tanımak. İblisten korunma yollarını bulmaktır. İbn-i Cevzi rahmetullahi aleyh 6. asrın büyük alimlerinden bir tanesidir. Onun Tenbihü İblis isimli bir kitabı var. Şeytanın giydirdiği elbiseler demek kitabın Türkçesi. Veya ona benzer bir isim. Orada şeytanın ana hedefi olan Allah'a kulluğu engellemek için insanların üzerinde kullandığı taktiklerden söz ediyor. Ve bu taktiklerin büyük bölümü Müslümanların üzerinde uygulanıyor. Öyle oluyor ki Müslüman
aslında hiçbir engeli kalmadığı gün, bütün küfrü ve zulmün görünen, despotlarının görünen simgelerini yıkıp bitirdiği zaman, öyle bir güçle karşılaşıyor ki o gücün adı nefis. Biraz önce şehadete aday, Allah için canını vermeye aday insanın düşmanını öldürüp düşmansız kaldığı dönemde kardeşine kılıç kaldırdığını görüyorsun. O zaman anlaşılıyor ki Müslümanın asıl düşmanı üç tane haçlı çapulcusu değil, o haçlıları da maşa olarak kullanan şeytandır. Haçlıyı kılıçtan geçiriyorsun, şeytan hala karşında. Haçlının kılıcıyla ölmeyen kardeşini sana öldürtüyor bu sefer. Bunun için müminler olarak biz zulmün ve şirkin simgeleşmiş üç tane boşuna takılacak halimiz yok bizim. O gider, beteri gelir. Onsuz zaten biz hayalimiz yok yani, küfür olmasın. Bu dünyada tek kalalım olmaz. وَقَلِيْهُمْ مِنَ بَعْدِيَ شَكُرُ Yeryüzünün kaderi Allah'ın mümin kullarının hep azınlık olmasıdır. Hiçbir zaman müminler %90'lık bir çoğunluğa ulaşmayacaklar. Ama ne olacak? Azınlık oldukları halde غَلَبَتْ فِيَةً كَسِيرَةً olacak. Azınlık olmalarına rağmen bir Selahaddin'in peşine takılıp kitleleri denize sürecekler. Kader budur. Allah'ın planı budur. Hep tarih boyunca böyle oldu. Bedir'deki mücahitler üçte bir durumundaydılar. Hendek'te de öyleydiler. Yermük'te de öyleydiler. Kadisiye'de de öyleydiler. Çanakkale'de de öyleydiler. Kalabalıklaşma mantığı yoktur. Bilakis Kur'an-ı Kerim'in ashab-ı kiramı kınadığı, ayıpladığı şeylerden bir tanesi de ashab-ı kiramın 15 bin kişilik ordu kuracak seviyeye gelmekle böbürlenmesidir. اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَسْفَتُكُمْ فَلَمْ تُولَعَكُمْ شَيْعًا Nasıl kalabalık olduğunuz için hoşunuza gitmişti ama hiçbir işe yaramadı. 300-500 kişilik bir çete ashab-ı kiramı dağıttı, çıkamışı gibi dağıttı. Sırf Allah Teala çokluğa değil Allah'a itimada dayansınlar, ana sistem Allah'a kulluk üzerine kurulsun, Allah'a razı etmek üzerine kurulsun diye Allah Teala ashab-ı kirama bile böyle ağır bir ders vermiştir. Kardeşler tekrar sözümüzün başına dönüyorum. Şeyh Efendi müritlerine ne sormuştu? Bugün Allah size kainatın idaresini verse ne yaparsınız? Demişti. Müritlerden kimisi kafirleri öldürür, şarapçıları şöyle ederim demiş. Sadece secde edenlere, tesbihi elinde olanlara hayat hakkı vereceğini söylemiş. Son müridi de ne demişti? Ne karışırım Allah'ın işine, bugüne kadar böyle idare etti. Demek böyle olması lazım yeryüzünün. Demişti. Biz de bundan çıkış yaparak Firavun'un Kur'an'da ne işi var sorusunun cevabını bulmaya çalıştık. Evet, Firavun Kur'an'ın doğal bir parçası. Nemrut da, Karun da, Haman da Kur'an'ın tabii bir parçasıdır. Bunlar Kur'an'ın ayetlerinde aslında bulunmaları, surelerinde bulunmaları bize bir anlamı zor idrak edilir gibi geliyorsa da Musa Aleyhisselam'ın Kur'an'da bulunma nedeni Firavun'dur. Bu gösteriyor ki biz müminler olarak Allah-u Teala'nın planında sadece bize tahakkuk eden vazifeleri ifa etmekle mükellefiz. Karşımızdakilerin dökümanını çıkarmak gibi bir görevimiz yok bizim. Allah-u Teala bizi dostlarından kabul etmiş ve bizi dostluğunuzu ispat edin diye bir meydana dikmişse biz İblis aleyhillâne başta olmak üzere ki asıl güç, asıl şerrin başındaki güç amiri olur, o başta olmak üzere Allah'ın dininin karşısına dikilen
nefsimizden filancanın ordusuna, filancanın işgal gücüne varıncaya kadar ne varsa hepsini biz Allah'ın bir plan gereği ihdas ettiğini ve bu plana bizim müdahale hakkımız olmadığını bilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde günlük simgelere takılıp kalırız. Günlük simgelere takılırız, o simgeleri kaldırır Allah Firavun'un kaldırdığı gibi, peygamberle yolculuk yaparsın, peygamberin yol haline getirdiği denizde yürürsün, sabahleyin kalkarsın, bağ kapında bıldırcın kuşunu pişmiş bulursun bir mucize olarak, su yok dersin, peygamberin azasıyla yere vurur, su çıkar, pınardan su içersin, böyle büyük mucizeleri görürsün, sabahleyin kalkar, buzağa taparsın o zaman. Demek ki buzağa tapınan İsrailoğulları, Musa Aleyhisselam gibi, Harun Aleyhisselam gibi bir peygamberin himayesinde İsrailoğulları Firavun'un zulmündeyken yapmadıkları hatayı yaparlarsa demek ki simge olarak Firavun'a takılmış olmalarının bir anlamı yoktu. Keşke Firavun'un döneminde Firavun'un kırbaçları altında ölmüş olsalardı. Şehit olup gideceklerdi. Onlar Firavun'a simge olarak takıldılar. Halbuki Firavun'un sistemi ki o sistemin baş mimarı İblis'tir. O sistem çok önemli ve Allah Teala bu sistemi tesadüfen işte karşı tarafın çok yoğun faaliyetleri üzerine filan kurdurtmuyor yeryüzünde. Çok net bir şekilde Kur'an'dan öğreniyoruz ki şu mevcut küfür sistemindeki egomanya, güç de Allah'tan geliyor zaten. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde duruyoruz. Velevle defullahi minnese ba'duhum bi ba'din. Nefesedetil ard. Yeryüzünde denge olmazdı o zaman. Seyyid Kutup merhumun enteresan bir tespiti var demiş. Böyle uzunca anlatıyor, ben kısaca özet olarak anlatayım. Biliyorsunuz Bedir Savaşı'nda Ashab-ı Kiram tam anlamıyla şirkin başını ezdiler. Meleklerin de yardıma gelmesiyle. Müşrikler de çok ağırlarına gitti. Koca ağaları Ebu Cehil kafası koparıldı. Rezil rüsvay oldular. 300 kişiye mağlup oldular. 1000 kişilik bir ordu olarak. Bir yıl sonra, Bedir'den bir yıl sonra intikam için Medine'ye geldiler. Ve bildiğimiz Uhud Savaşı oldu. Ashab-ı Kiram bu Uhud Savaşı'nda, daha savaş başlamadan önce de Bedir'in sevincini unutmadan diyeyim Uhud meydanına çıktılar. Allah, melekler geliyor, kafirler bir yerde bir oluyorlar falan. Bu sahneler gözlerinde çok canlandı. Ama Uhud, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in mübarek vücuduna bile müşriklerin zarar vereceği kadar acı sonuçlarla bitti. Bu bildiğimiz olay. Seyyid Kutup Rahmetullahi Aleyh diyor ki İslam'ın, gene toparlayarak söylüyorum, cümle tam yakın değil, İslam'ın bugünlere gelmesi Uhud'daki hezimet sayesinde olmuştur diyor. Çünkü Ashab-ı Kiram Bedir'deki o şaşayı Uhud'da da bir daha görseler kimse onların ayağını yere bastıramayacaktı. Kur'an'dan da bunu görüyoruz. Uhud harbine katılanlarla ilgili Allah Teala ne buyuruyor? Minkum men yuridu dünya ve minkum men yuridu ahira. Hala içinizde dünyalık isteyenler var diyor Allah Teala. Kime söylüyor bunu? Uhud'a katılan o 700 tane peygamberin etrafında pervane olmuş insana söylüyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki ben bile diyor içimizde diyor dünyalık isteyecek birini bulunacağını zannetmezdim ayet inince acayip oldum diyor. Seyyid Kutup bu cümleyi ilaveten diyor ki tabi Allah kalplerini avuçlarının içine koydu, herkes gördü, revar verdiğinde diyor. Sonra ne oldu? Uhud hezimetinden sonra Ebu Sufyan, müşriklerin başındaki adam Muhammed,
Bedir'de yendiniz, bugün de biz yendik, eyvallah da çiçekli Mekke'ye gitti. Şarap üstüne şarap içtiler. Ama ashab-ı kiram o acıyı unutamadılar. Çok ağırlarına gitti. Ellerinde Peygamber Aleyhisselam az kalsın öldürülüyordu. Kahırlarına gitti, o acıyla 5 yıl sonra Mekke'yi fethettiler. Müşrikler de o keyifle İslam ordusunun karşısında bulunca ne yapacaklarını şaşırdılar. Anlaşıldı ki bu aslında Mekke'nin fethi ve İslam'ın sancağını dikmek için iyi bir kırbaçmış Mekke. Ama bu ne zaman anlaşıldı? Mekke'nin fethinden sonra anlaşıldı. Çünkü müşrikler Uhud'da da mağlup olsalardı taktik savaşı yapacaklardı. Ola Muhammed tesadüfen bizi Bedir'de yendi, intikamını aldık, bittiler, bundan korkmaya gerek yok diye kaba saba sözlerle gittiler. Taktiğe hazırlığa falan gerek duymadılar. Ashab-ı kiramsa bu işin şakası olmadığını anladılar, o hınçla müşriklerle karşılaşacakları günü beklediler. Allah'ın tek bir sineği yaratmasında bile plan hatası olmadığına göre, tek bir yaprağın düşme vaktinde Allah taktik hatası yapmadığına göre, böyle büyük bir planın içerisinde küfrün %100 hakimiyetini zannettirecek kadar zulmü abartması, müminlerin camilerinde bile Kur'an-ı Kerim'in esir hale gelmiş olması, Allah'ın kapsası dışında olmuş, Allah dilemediği halde gerçekleşmiş bir olay değildir. Allah bir takım kullarını cezalandırmak için bunu yapar. Bir takım gafletlerin bedelini ödetir. Artı Allah bir takım kullarına ecirler, lütuflar, şehadetler vermek istiyordur, onun için yapar. Allah bir asır sonra çok büyük bir İslami gelişme için küfrü azdırıp son pilini de harcattırmayı diliyordu olabilir. Hangi hikmetini dilediğini kendisi bilir Allah. Müminler ister Firavun'un kırbaçları altında olsun, isterse Kızıldeniz'i geçtikten sonra Musa Aleyhisselam'la oturup çay içtikleri günlerinde olsun, Allah'ın rızası umarlar, şartlar ne olursa olsun evlerimizi kıbleleştiririz, namazın hakkını veririz, Rabbimizin rızasını umarız, sonunda Allah'ın rızası kazanılacaktır ki Allah'ın rızası en büyük hedeftir. Diliyorum Allah bu Kur'an-ı Kerim'in işaretlerinden istifade etmeyi ve kulluğumuzun hakkını vermeyi bize nasip edin. Teşekkür ederim.